Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fenerbahçe Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un açıklamalarıyla başlayayım. Önemli kısmı da birazdan değinerek oraya gelelim. Çünkü Teknik Direktörümüz Jesus bir tek sen Giresun Spor maçı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki uzun süre 10 kişi oynadığımız 2-1 kaybettiğimiz Giresun Spor maçı sonrasında yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunuyor. Şimdi kaybetmek için bir kişi eksik oynamamız gerekiyor diyor. Haksız mı? Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay Ziya. Siz de benim kadar iyi biliyorsunuz bunu. Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Neden beklemiyorduk? Çünkü maça iyi başlamıştık. Hem ofansta hem de defansta baskılı bir oyun sergiliyorduk. 11-11 iken rakibimiz neredeyse kalemize hiç gelemedi. Bir tane geldiler, onu da 6'a çıkardı. İlk 45 dakikada iyi seviyede oyun sergiledik. İkinci yarıya başladığımızda 10 kişi olmamıza rağmen yine iyi bir oyun sergiliyorduk. Önde basmaya devam ediyorduk. Sahada oyuna baktığımızda 10 kişi olduğumuz fark edilmiyordu. Ama sonrasında 2 gol yedik. Bir tanesi ikinci bir top sonrası gelen goldü. Diğerinde Serdar Aziz yere düştü. Ki futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Bazı şeyleri kontrol edemeyebiliyorsunuz ama bugün iyi mücadele sergiledi. Hala ligde birinci sıradayız. Bu sene ligde 2 mağlubiyetimiz var. Bir tane de Şampiyonlar Ligi elemesinde mağlubiyet aldık. Bu 3 mağlubiyetimizde de maçlarda 10 kişi kaldık. Bu gösteriyor ki bizim bir maçı kaybetmemiz için ancak bir kişi eksik oynamamız gerekiyor. Kolay değil. Tabii ki ama oyuncularım iyi mücadele gösterdi diyor. Bakın yanlış duymadınız arkadaşlar. Yani yine bir kişi eksik kaldık. Üçüncü kırmızı kartı gördük. Ligde Valencia, Batshuayi'nin ardından bugün de Pedro kırmızı gördü. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay. Bugün kırmızı kart gösteren hakem Konyaspor maçında Valencia'ya kırmızı kart göstermişti diyor. Maçın orta hakemiyle ilgili. Takım 11-11 iken iyi performans gösteriyordu. Pedro atladıktan sonra ilk yarı bitmesine 5 dakika vardı. Dengemiz biraz bozuldu. İkinci yarı iyi başladık. 10 kişi olmamıza rağmen problem yaşamadık. Ha, bu tarz şeyler futbolda olabiliyor. Ligde hala birinci sıradayız diyor. Hani bugün olan oldu. Daha önce sorsaydınız Dünya Kupası'ndan önce verilen aradan önce takımımızın 1 puan farklı lider olacak deselerdi kabul ederdim. Ama şu an daha fazla puanla lideriz. Biz hala en üstteyiz diyor. Dünya Kupası arası için de çok güzel temenniler var arkadaşlar. Özellikle Jesus'un hani şu anda Avrupa Ligi'nde son 16'dayız. Ve sakatlık riski limitinde olan çok fazla oyuncumuz var. Haftada bir maç yapıyor olsaydık bu durum bu kadar olmazdı. Bu mesleğimizin bir parçası. Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar ileriye gitmek istiyoruz. Takımın genel olarak iyi bir performans sergiledi. Dünya Kupası arası takımımıza iyi gelecek. Sakat oyuncular dönecek. Yorgun oyuncular toparlayacak. Fenerbahçe futbolcular bu sene 25 maç oynadılar. Bu tarz durumlarla baş edebilmeniz, bu tarz durumlarla baş edebilmeyi bilmeniz gerekiyor. Bugünkü mağlubiyetin sebebi kontrolümüzün dışında olan bazı faktörler. Görmüş olduğumuz kırmızı kart ve Serdar'ın şanssızlığı diyor. Zaten hepinize sorsam hepiniz aynı cümleyi söylersiniz arkadaşlar. Başka bir şey söyleyin ama yani ne saha zemini ne nem deme herhalde. Şey demezsiniz. Bazı anları kontrol edemiyorsunuz ama her şeye hazır olmanız gerekiyor. Bugün bu iki olay başımıza geldi. Serdar ayağa kayıp yere düştü. İşimizin, hayatımızın bir parçası bu diyor. Şimdi taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün harikalardı. Futbolcular maçı kaybetmelerine rağmen taraftarın vermiş olduğu destek sayesinde özgüvenli bir şekilde içeri girdiler. Takım bir kişi eksik olmasına rağmen savaştı. Futbolcular, oyuncular ve taraftarlar bunu da gördü diyor. Yani Fenerbahçe'ye iyi gelecek. Arkadaşlar bakın yorgunluk çok fazla var futbolcularımızda. Ligde bizim kadar resmi maç oynayan takım yok. Tüm turnuvalar baz aldığımız zaman yaklaşık 26 maç yaptık diyor. 25 yaptık. Hani bunun bedelini sakatlıklarla ödüyoruz. Bu aranın sakatlıkların iyileşmesi anlamında bize iyi geleceğini düşünüyorum diyor. Ki böyle de bir gerçek var. Hani bunda yalan yok arkadaşlar. Bunda yalan yok. Luan Perez'in sağlık durumu hakkında da diyor ki sağlık ekibimiz Perez'in tedavisini normal bir şekilde yürütüyor. Ameliyat olmadan iyileştirmesini sağlamaya çalışıyor. %100 iyi bir durumda olacak mı bilemiyoruz ama ameliyat olmayacak. 25 Aralık'ta lig tekrar başladığında
kendisinin takıma katılacağını umuyoruz diyor. Serdar'la ilgili ne diyor? Bu maçtan önce lig maçında çok iyi performans sergilemişti. Bugün şanssızlık yaşadı. Bazen bu anlar başınıza gelebilir ama ben onların hocalar olarak onları anlıyorum. Onların yanında olduğumu gösteriyorum. Basın toplantısına biraz geciktik çünkü oyuncularıma dedim ki kimse soyunma odasından çıkmasın. İzinden önce vedalaşmak istedim onlarla. Oyuncularımıza iyi tatiller diledik. Bunu sonuna kadar hak ediyorlar. Taraftarlar da takımların arkasında olduğunu gösterdiler. Hepimiz aynı gemideyiz diyor arkadaşlar. Aynı amaç için birlikteyiz. Dolayısıyla taraftarların desteği çok önemli. Futbolda olaylar hafta hafta belirlenir. Bugün baktığımız zaman başımıza gelenin bir iş kazası olduğunu düşünüyorum ama her şey maç maç belirleniyor diyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Maçtan sonra Oğulcan Çağlayan adlı provokatörün Fenerbahçe taraftarını tahrik etmek amacıyla belki de sosyal medyada gaza getirmek, galeyana getirmek, aykırı şeyler söylemek amacıyla yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Hani ben buna değinmeyeceğim. Gerçekten değinmeyeceğim. Çok ezilen olmadık falan filan diyor. Yani girmiyorum. Hakan Keleş'in açıklamaları benim için önemli. Hakan Keleş altın değerinde bir 3 puan demiş. Ne diyor? Onu da deneyim. Maç öncesi içeride kazanıp gelmiştik. Deplasmanlarda da fena oynamıyorduk. Bu arada İstanbulspor maçıyla ilgili hala Giresunspor'a tepki var. İstanbulspor maçı hakemle kaybettiklerini düşünüyor. Bu maç da keza böyle. Hakan Keleş'e uyarıda bulunayım. Eğer gerçekten hakemle kazandıysan benden sana tavsiye çok çok dikkat et. Hakemle kazandığını hakemle geri alırlar. Benden uyarması. Oyuna iyi başladık. 1-0 geriye düştük. Rakibin eksik kalması iyi oynamamıza sebebiyet verdi. Oyunu ele aldık. Müthiş performans gösterdik. Maçın genelinde kazanmak istedik. İyi başlayamadık. Sonradan bize döndük. Kazandık. Altın değerinde 3 puan. Zorlu süreçten geçiyoruz falan filan. Taraftarımız inanılmaz şekilde destekledi. Bunu iç sahada görmek istiyoruz. Başkanımızın babası dün vefat etti diyor. Galibiyet ona armağan ediyorum. Allah rahmet eylesin. Başı sağ olsun. Emre Mor mesela kırmızı kart adil değildi diyor Emre Mor'da. Yani herkesin bir fikri var, bir görüşü var. Ben çok enteresan bir noktaya değineceğim şimdi. Kırmızı kartın adil bir karar olduğunu düşünmüyorum. 10 kişi kalmasaydık bu maçı kazanabilirdik. Kart çok maçı çok değiştirdi. Futbolda puan kayıpları oluyor. Yolumuza devam edeceğiz. Hala birinci sıradayız diyor. Ben başka bir şey söyleyeyim. Biz 10 kişiyle de yani bu maçtan galibiyet alırdık. Biz 10 kişiyle de bu maçtan galibiyet alırdık. Bence. Yani her şeyi de konuşmamak lazım. Ferdi Kadıoğlu da konuşuyor. Ferdi'nin açıklamalarına da değineyim. Futbolda bu tip şeyler olabiliyor. Üst üste ikinci kez kırmızı kart gördük. Maalesef kazanamadık. Her şeyi denedik. Takıma güveniyorum. Aradan sonra çok daha güçlü bir şekilde döneceğiz diyor. Hadi inşallah bakalım. Şimdi gelelim mühim olaya. Sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe Valencia ile golü buldu. Penaltıdan golü buldu. Öne geçti 1-0. Penaltı pozisyonu öncesinde aslına bakarsanız hakemin vermesi gereken bir kart var. Yani o penaltı pozisyonunda Ferdi'yi devirene 21 numaralı oyuncuya sarı kart vermesi lazım Arias'a. Arias'ın bir sarısı atlandı. Olabilir. Her insanın başına gelebilir nitelikte şeyler. Peki. Oldu. Alexis Perez Atilla Salah ile bir topa kayma durumu var. Orada bir sarı kart görüyor. Not orada kaydığı için sarı kart görmüyor. İtiraz ediyor hakeme. Hakem Fenerbahçe'ye faul verdiği için itiraz edip sarı kartı görüyor. Alexis Perez'in sarı kartı var. Pedro 40'da kırmızı yiyor. Bunu da biliyorsunuz zaten. Anlatmaya çok gerek yok. Ancak bakın burası önemli. 63'te Alper Valencia'ya taç çizgisinin orada bir hareket yapıp sarı kart yiyor. 65. dakika. Bir korner kullandık. Kornerde İrfan Can Kahveci ortaya açtı anda Serdar Aziz tutuldu. Devirildi. Ve arkadaşlar bu pozisyona penaltı verilmedi. 65'te. Yani Serdar Aziz'e yapılan net bir penaltı var. Verilmedi. Bakın
Arias'a verilmeyen sarı kart birinci hata. Serdar Aziz'e verilmeyen penaltı ikinci hata. Ben Serdar Aziz'e verilmeyen hatayı kural hatası görür müyüm? Yani VAR bunu çağırmadığı için bu kural hatası değil, hakem hatası denilir. Kasıtlı, kasıtsız fark etmez. Şimdi 69. dakika. Biz bir kontra hata çıkıyoruz. Rakibin kullandığı pozisyon duran top korner olması lazım. Neyse o pozisyonun akabinde top Crespo'nun önünde kalıyor. Crespo ceza sahasından çıkarken kontra atakta bir futbolcu onu deviriyor arkadaşlar. Bir futbolcu onu deviriyor 69. dakikada. 67 diyelim tam olarak. 67. dakikada Perez, Alexis Perez Crespo'yu deviriyor ama sarı kart verilmiyor arkadaşlar. Bakın sarı kart verilmemesi normalde hakem hatası. Kabul. Ancak ikinci sarı kartın verilmemesi kural hatası. Çünkü sahada 10 kişi kalması gereken takım 10 kişi kalmıyor. Bu bir kural hatası. Ben size söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam buna itirazda bulunurum. Ya hocam her şeye de itirazda bulunmanın lüzumu yok. İkinci kural hatası. Nasıl ikinci kural hatası? İkinci kural hatası. Bu maçta iki tane kural hatası var arkadaşlar. İki tane kural hatası var. 40. dakika. Cao Pedro ikinci sarıyı görerek kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Pedro'nun hareketinde futbolcunun yüzüne hiçbir darbe gelmemesine rağmen hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan, yani kırmızı kart pozisyonunda hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan Arias Perez, yüzünü tutan Arias Perez'in ikinci sarıyı yemesi lazımdı. Bu da bir kural hatası. Yani hakemi aldatan kişinin ikinci sarıyı yemesi lazım. Bu biliyorsunuz oyun, yani oyunun neresinde olursa olsun sarı yemesi lazım ama yemedi. Bunu yine anlarım. Bu yine hakem hatasına girer ama 67'deki şey kural hatası. Ben size söyleyeyim. 26. dakikadan sarısı var. 40'ta ikinci sarıyı, 67'de üçüncü sarıyı yemesi gerekirken yemedi. Ben size söyleyeyim. Bakın Arda kardeşlerin Serdar Aziz'e son dakikada atılan şaplığa vermediği bir penaltı var. O pozisyona da bakın yine sarısı olan Alex Perez'e de diğer stoperde o pozisyonda tekrar bir vuruş var. Yani hem penaltı hem sarı kart olan bu vuruş aslına bakarsanız hani üçüncü hakem hatası. Kural hatası mı? Değil. Bilinçli bir şekilde hakemin yaptığı hata. O da ayrı bir mesele. Fenerbahçe bu sezon ligde ikinci maç kaybetti. İki maçı da haksız yere mi kaybetti? Bunun takdirini size bırakıyorum. Yani Pedro atıldı vesaire yapıldı ama maçın orta hakemi Arda kardeşler ve bu hakeme Fenerbahçeli diyen kişilerin ben yani ahlaklarını, ne bileyim gururlarını, şereflerini, beyinlerini, zekalarını bilmiyorum, çok sorguluyorum. Yani nasıl bu hakeme Fenerbahçeli diyebiliyorsunuz? Ha, sen Fenerbahçe yönetimi olarak geçen hafta Batshuayi'nin yediği kırmızı kartlarda maçı kazandık diye ses çıkarmazsan, hafta arası senin başkanın TFF çok iyi niyetli diye açıklamada bulunursa bundan cesaret alırlar. Sana hakemler böyle meydan okur. Seni böyle 10 kişi bırakır. Bak rakibin ne dedi? Elimizde şu kayıtlar var, bu kayıtlar var. Patır patır kullanmalar başladı. Patır patır. Erten Timur'un açıklamalarından sonra 3 tane Fenerbahçe düşmanı hakemi Fenerbahçe maçına verildi. Zorbay Küçük, Hüseyin Köçek, Arda kardeşler. Bir sonraki aşama ne? Trabzon maçına kimi vereceksiniz? Mesela şey yönetsin Trabzon maçında. Ahmet Ağaoğlu yönetsin Trabzon maçında. Vallahi bak. Daha adaletli olur. Daha böyle şerefli bir maç olur. En azından biz hakem bizi doğru demeyiz de. Ya rakibin başkanı şey yaptırır. Olmaz mı? Ya çok ilginç. Uğur Karakolukçu diyor ki 10 kişi olmasına rağmen maçta Fenerbahçe'nin oyunu oynanıyordu. Bak Fenerbahçe'nin oyunu oynanıyordu. Fenerbahçe savunmada hatasız oynasa 2'ye 3'e gidebilirdi diyor. Katılıyorum, 2'ye 3'e gidebilirdi. Ilgaz Çınar diyor ki dünyada ilk yarı bitmeden 3 forvetinde kırmızı kart gördüğü
Bir takım var mıdır bilmiyorum. Ersin Düzen diyor ki Arda kardeşlerin direkt skora etki ettiğini düşünüyorum. Verdiği karar maça etki etti diyor. Yani Fenerbahçe'yi durdurmak için bu yapılıyor. Rakipleri yarışa çekmek için üfürükten penaltılar, üfürükten şeyler yapılıyor. Arda kardeşlerin yönettiği son 4 Fenerbahçe maçını 3'ünde ilk devrede Fenerbahçe kırmızı kart yemiş. İlk devrede daha maçın sonlarında şurasında burasında değil, ilk devrede kırmızı yemiş. Böyle bir istatistik herkese nasip olmaz. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlar diyorlardı Arda kardeşler Fenerbahçe'nin köpeği. Hadi şöyle yapalım. Delikanlıysanız Fenerbahçe'nin köpeğine bir daha maç yönettirmeyin. Yani eğer Fenerbahçe'nin köpeği dediğiniz kişi için söylüyorum. Siz söylüyorsunuz, ben söylemiyorum. Yoksa Fenerbahçe'nin köpeği dediğiniz kişinin herhalde Fenerbahçe'nin son 4 maçında 4 galibiyet alması gerekirdi mantık olarak. Gelin Fenerbahçe'nin köpeği dediğiniz kişi bir daha hakemlik yapmasın. Siz öncü olun. Çünkü sizin sözünüz daha çok geçiyor. Artık neyden dolayı geçiyor, nasıl bir lobiniz var bilmiyorum ama sizin sözünüz daha çok geçiyor. Hadi araya girin, edin. Bu işi çözün. Olmaz mı? Biz de rahat bir nefes alalım. Hocam peki sence bu maç tekrar edilir mi? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Başakşehir Galatasaray karşısında yenilgi alır. Ondan sonra Galatasaray'a kazandırırlar ya da kazanır Galatasaray, nasıl derseniz fark etmez. Fenerbahçe de kaybetti. Güzel bir Dünya Kupası arası verirler. Al başına belayı arkadaşlar. Mesela Kerem'in attığı gole bakıyorsunuz. Ben şu anda izliyorum Kerem'in attığı golü. Eliyle gidip futbolcuyu deviriyor mesela. Yani gol öncesi vuruşta deviriyor. Mesela bu Fenerbahçe'nin golü olsaydı kesinlikle bu gol iptal edilirdi. Futbolcunun yüzüne doğru müdahale var diye. Allah sonumuzu hayır eylesin. Dünya Kupası dönüşü Fenerbahçe Trabzon deplasmanında. Hatay'la evinde. Antalya deplasmanı. Galatasaray'la evinde. Gaziantep deplasmanı. Yani göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bakalım ne olacak ne edecek. Hep birlikte izleyeceğiz. Ben hakemlerden şunu istiyorum. Çoluğunuza çocuğunuza ekmek yediriyorsunuz. Haram yedirmeyin. Başka bir şey istemiyoruz. Fenerbahçe'ye verdiğiniz kartları, cesaretleri Trabzon'a da verebilin. Galatasaray'a da verebilin. Beşiktaş'a da verebilin. Biz sadece bunu istiyoruz. Adalet mi? Biz adaleti herkes için istiyoruz. Kollama mı? Hiç kimse için istemiyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.